Efendim, size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Hiç düşünmem, arkama bile bakmam. Yani çünkü burada artık iş yok. Hiçbir alım gücü yok. Yani daha fazla diyecek söz de yok aslında. Hiç düşünmem. Z kuşağı mısınız? Evet. 2001. Hangi ülkeye gidersiniz? Amerika'ya giderim. Ya da İngiltere'ye giderim. Fark etmez. Neresi olursa olsun. Özlemez misiniz ülkenizi? Sanmıyorum yani. Ailemi de yanıma alırsam hiç sanmıyorum, düşünmem. Size yurt dışından iş ve vatandaşlık versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Terk ederim. Neden? Çünkü ülkenin ekonomisi gerçekten çok kötü. Yani başka ülkelerde az parayla hayatımızı daha güzel bir şekilde sürdürebiliriz. Bunu düşünüyorum. Yani terk ederim, evet. Ben de terk ederim. Yurt dışında daha çok para var. Ekonomi daha iyi. Ama tümden yani hiç gelmeyeceksiniz bir daha. Terk ederim. Terk ederim. Ben de. Terk ederim. Dubai olabilir. Arap ülkeleri olabilir. Yaklaşık 2 senedir yurt dışında oturum izni almak için ne lazım onu araştırıyorum. Bunun sebebi de şu, yurt içinde yani bulunduğumuz ülkede hiçbir şekilde iş bulamayacağımı düşünüyorum. Bulsam bile adaletli bir şekilde çalışamayacağımı düşünüyorum. O yüzden evet, terk ederim. Yani bunun için çalışmalara bile başladım denebilir. Şu an İngilizce ve Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Sırf Amerika ya da ana dili İngilizce olan ülkelerde yaşayabilmek, aynı zamanda Almanya'da da işimi hak ettiğim maaş ya da hak ettiğim haklar çerçevesinde yapabilmek için. Sana yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misin? Hayır. Çünkü ailem ve dostlarım var orada. Vatanımı hiçbir zaman terk etmem. Burası Çanakkale'de canlarını veren dedelerimizin toprağı. Size yurt dışında bir iş ve oturum izni versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Bu hükümet olduğu sürece evet. Bu hükümet olduğu sürece evet. Neden? Her şey çok kötü. Nelerden rahatsızsın mesela? Mesela sosyal mesafe yok. Hükümetin suçu değil. Mesela bizim ülkemizde neleri beğenmiyorsun? Para yok, iş yok. Öyle. Akşam eve gittiğinde istediğini yiyebiliyor musun? Hayır. Marketler kapalı olduğu için hayır. Normalde evinizde mesela annen yemek yapmak istese, istediğin yemeği yiyebiliyor musunuz ailecek? Evet. Başka neleri beğenmiyorsun ülkede? Düzeni beğenmiyorum. Bana böyle daha nokta atışı bir şey söyle. Her şey mali değeri çok fazla. Hangi ülkeye giderdin peki şansın olsa? Adana'ya. Yani terk edemem, ailem burada en basiti yani. Yani bilmiyorum çünkü hani doğduğumuz büyüdüğümüz yer sonuçta. Terk etmem. Terk etmem. Terk ederim. Ederim. Orasının olanakları daha iyiyse herhalde terk ederdim ben. Hangi ülkeye giderdin? Almanya falan. Kesinlikle terk ederim. Niçin? Yaşanmıyor burada. Yani çok çok sebep var ama bence konuşmak iyi olmaz. Hangi ülkeye giderdiniz? Her yere gidebilirim. Yani mülteci olarak bile gidebilirim diye düşünüyorum. Bu kadar vahim mi efendim? Bu kadar vahim bence. Bekliyorum gitmeyi zaten ama bakalım ne zaman olacak. Etmem. Neden edeyim ki? Kendi milletime hizmet ederim. Ben ederim yani. Nereye gidersin? Almanya olabilir. Genellikle oranın ekonomisi buradan daha yüksek olduğu için. Niçin gidersiniz efendim? Genellikle para için. Ben gitmem çünkü benim ileride hayalim doktor olmak. Kendi milletime hizmet etmek istiyorum. Sağlıklı iyileştirmek istiyorum. O yüzden gitmem. Ama ekonomisinin düzelmesini isterim Türkiye'nin. Bence o da haklı. Çünkü yabancı dili çok seviyorum. İngilizceyi de çok iyi konuşuyorum. Yani ben özellikle ileride yurt dışına gitmeyi zaten çok istiyorum. Onun için buradan ayrılmak zor olurdu ama yine de giderdim ben. Which country would you like to go? England. Yeah. Why is that?
Because I like English. What would you like to do there? Which job would you like to do there? Doctor. Yes. Tümden terk eder misin? Ederim. Vergiler, faizler, KDV. Yetiştiremiyoruz bir şey. Yani su bile artık 5 lira oluyor abi. Nereye giderdin? Hangi ülkeye? Amerika, Almanya, Isparta, Rusya. Etmem yani. Sonuçta Türkiye. Türk insanı farklı olacak. Farklı yani. Etmem. Etmem. Ne olursa olsun etmem. Ederim. Nereye giderdin? Aynı işte. Vatan aynı. Vatan aynı bu. Vallahi bilmiyorum. Giderim ama. Evet. Evet. Nereye gitmek istersiniz? Yani. Kanada. Avusturya diyeyim. Neresi olursa. Fark et. Orada ne iş yapmak istersiniz? Ya ben pilotluk istiyorum. Pilot olurdum. Türkiye'de de pilotlar iyi kazanıyor. Evet ama yurt dışı daha iyi. Evet. İzlemez misiniz arkadaşlar ülkeyi? Hayır. Hiçbir şekilde değil. Hayır. Türkiye'yi tümden terk eder misin? Hayır, etmem çünkü Türkiye'mi bırakmam. Ben Türk insanıyım. Başka yere gitmem. Türkiye'yi bırakmam. Türkiye'nin doğal güzelliklerine kabul eden bir insanım. Lakin koşullarına göre bu teklifi reddetmem yani. Nereye gidersin? Küba'ya gitmek isterim. Sosyalist bir ülke ve insan haklarına ve daha çok insan yaşamına değer veren bir ülke olduğunu düşündüğüm için. Sanatla uğraştığım için sanatçı olurdum herhalde ya da bir müzik yapmak isterdim. İnsanlığa, değere, eşitliğe saygı gösteren bir topluluk ve Che Guevara'nın hani sosyalizmi yaydığı bir ülke olduğu için Amerika'ya da baş kaldırdığı için Küba'yı tercih ederdim. Terk eder misiniz? Yok abi, terk etmezdim. Çünkü Türk milleti gibi savunan bir milletin yanında başkası yerde oturmazdı. Hiçbir şekilde. Bizle aynı kanı taşımayan hiçbir ülkede yaşamazdım. Aç da olsam, susuz da olsam. Kaçlısın? 2002. Efendim, size yurt dışında iş ve oturum izni versek tümden Türkiye'yi terk eder misiniz? Evet, ederim. Çünkü iş imkanları daha fazla yurt dışında. Tabii arada sırada gelebilirsem gelirim ama bilmiyorum yani, sanırım yok, kabul etmem. Gider misin, gitmez misin? Gitmem. Kararımı değiştirdim. Eğer gelemeyeceksem gitmem ama eğer gelebileceksem giderim. Terk ederim abi, net. Şu anki haliyle terk ederim. Ya aslında ben giderim ama bir dönem sonra tekrar dönerim. Çünkü vatan bırakılmaz abi ya. Düzelirse gelmeyi düşünürüm ama bir de işin ne olduğuna bağlı. Şimdi orada alengirli bir şey var. Kötü bir hisse gitmeyebilirim. İstediğin işi vereceğiz sana. Gidiyorum şu an. Nerede, ne zaman? Hangi ülkeye gidersin? Amerika iyi ya. Güzel, hayalimdeki ülke. Bir de zaten seneye gitmeyi düşünüyordum. İnşallah olur. Ya ben Almanya ya da Amerika, Polonya da olabilir abi. İş imkanı Türkiye'den daha olanaklı aslında, doğruyu söylemek gerekirse. İnşallah ülkemiz ekonomisi, eğitimi düzelir de böyle şeyler düşünmek zorunda kalmayız. Size yurt dışından iş ve vatandaşlık versek Türkiye'yi tümden terk eder misiniz? Evet, tabii ki şimdiden terk ederim. Neden? Çünkü ekonomik şartlarımız hiç iyi değil. Elbiselerimi almadan giderim. O dedi. O kadar diyorsun. Aynen. Yani şimdi bin git. Hiç düşünmeden? Yok, hiç düşünmeden. Bir iş teklifi ve Almanya. Hayır, terk etmem. Seviyorum vatanım sonuçta. Yok, terk etmem. Peki siz? Ben terk ederim ya. Neden? Niye terk etmeyeyim? Hani böyle bir fırsat gelmiş. Zaten Türkiye'nin de ekonomisi batmışken, fırsat da varken giderim yani. Gelmem. Neresi? İngiltere. Türkiye'yi tümden terk eder misin? Nasıl bir iş olacak mesela? Nasıl bir iş? Nasıl bir iş? İstediğin herhangi bir iş. Yok abi, terk etmem ya bunu. Neden? Vatanımı seviyorum çünkü, terk etmek istemem. Çok üzerim, evet. Evet. Çok sevim, çok üzerim. Ne olursa olsun terk etmem. Tümden olmasa da yani bazı nedenlerden dolayı terk ederim. Buradaki ekonomik sıkıntılar, yani orada daha kolay bir şeyi satın almak. Yani orada daha rahat yaşanıyor biraz daha. Çünkü burada bir şey satın almak istesek daha fazla miktarda çalışmamız gerekiyor ama orada yapsak daha kolaylıkla alabiliyoruz, yaşayabiliyoruz. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.